Merhaba 7. sınıflar. Bu videomuzda 7. sınıf 6. ünite Celebrations konusunu işleyeceğiz. Celebrations kutlamalar demektir. Bu videoda işleyeceğimiz konular şunlar: Celebrations ünitesinin kelimeleri, accepting and refusing İngilizce kabul etme ve reddetme ifadeleri, offering and making invitations İngilizce teklif ve davet etme ifadeleri quantifiers İngilizce miktar belirleyiciler İlk olarak bu ünitenin kelimeleriyle başlayalım. accept kabul etmek arrange ayarlamak, düzenlemek attend a party partiye katılmak beverages meşrubatlar, içecekler birthday cake Doğum günü pastası. Blow up balloons. Balonları şişirmek. Bring some music CDs. Müzik CD'si getirmek. Buy a few candles. Birkaç mum almak. Buy beverages. İçecek satın almak. Celebrate. Kutlamak. Clean the party room. Parti odasını temizlemek. Konfeti. Konfeti. Decorate the place. Mekanı süslemek. Fancy dresses. Parti için özel giysiler. Guest list. Misafir listesi. Invitation cards. Davetiye. Organize a party parti organize etmek. Scary costumes, korkutucu kostümler. Wrap presents, hediyeleri paketlemek. Party types, parti türleri. Birthday party, doğum günü partisi. Costume party, kostüm partisi. Engagement party, Nişan partisi Graduation party Mezuniyet partisi Ramadan feast Ramazan bayramı Sacrifice feast Kurban bayramı Slumber party Pijama partisi Welcome party Hoş geldin partisi Accepting expressions. İngilizce kabul etme ifadelerini öğreneceğiz. Bir teklifi kabul ederken bunları kullanabiliriz. Sure. Elbette. Yes, please. Evet lütfen. I'll definitely be there. Kesinlikle orada olacağım. Yes, I'd love to. Evet isterim. I'd love to. Thanks. İsterim, teşekkürler. Cool. Harika. Awesome. Harika. That sounds great. Kulağa harika geliyor. I'll be there for sure. Mutlaka orada olacağım. Yeah, sounds good. Evet, kulağa hoş geliyor. Why not? Neden olmasın? That would be fantastic. Bu muhteşem olur. Of course. Where is it? Tabii ki. Nerede? Great. What time is it? Harika. Saat kaçta? Okay, thanks for inviting me. Tamam, beni davet ettiğin için teşekkürler. Refusing expressions and make excuses. İngilizce reddetme ve mazeret bildirme ifadeleri. Bir teklifi, bir daveti bu şekilde reddedebiliriz ve mazeretimizi sunabiliriz. I'm afraid I can't. Üzgünüm, yapamam, gelemem. I must help my dad or mom. Babama ya da anneme yardım etmeliyim. No thanks, I'm full. Hayır teşekkürler ben tokum. Sorry, but I'm too busy. Üzgünüm ama çok meşgulüm. I'd love to, but. İsterim ama. I'd love to, but my cousins are coming that day. İsterim ama o gün kuzenlerim gelecek. I'd love to, but I have to be at home by twelve. İsterim ama 12'ye kadar evde olmak zorundayım. I love to but I can't. İsterim ama yapamam, gelemem. Another time maybe. Belki başka zaman. I can't make it. Yapamam, gelemem. Oh, thanks. I don't get on well with. Teşekkürler. Onunla iyi anlaşamıyorum. Sorry, but I don't like classical music. Üzgünüm ama klasik müzikten hoşlanmıyorum. Şimdi gelelim teklif ve davet etme ifadelerine. Offering and making invitations. İngilizce teklif ve davet etme ifadeleri. İlk olarak Would you like to? İster misin anlamına gelir. Bu soru kalıbıyla birlikte kullanılan fiile herhangi bir ek getirilmez. Bir fiille birlikte kullanılacaksa araya to getiririz. Eğer bir isimle birlikte kullanılacaksak to'yu kullanmayız. Örneklerle bakalım. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Would you like to come to my birthday party? Doğum günü partime gelmek ister misin? Would you like pizza? Pizza ister misin? Burada kullandığımız fiiller join ve come. Would you sonra fiil getirdiğimiz için araya to ekledik. Diğerinde ise pizza yani isim kullandık. O yüzden to'yu kaldırdık. Bir sonraki soru kalıbımız How about ya da what about. Ne dersin anlamına gelir. Birlikte kullanıldığı fiillere ing takısı getirilir. İsimler ise herhangi bir ek almaz. What about going to cinema? Sinemaya gitmeye ne dersin? How about organizing a surprise party for Jane? Jane için sürpriz bir parti organize etmeye ne dersin? What about a glass of hot chocolate? Bir bardak sıcak çikolataya ne dersin? Burada ise kullandığımız fiiller go ve organize. Burada what about ve how about kullandığımız için fiillerin sonuna ing getirdik. Go, going, organize ise organizing şeklinde kullandık. En sondaki cümlede ise gördüğünüz gibi fiil yok. O yüzden direkt ismi yerleştirdik. Üçüncü soru kalıbımıza gelelim. Fancy. İster misin anlamına gelir. Kendisinden sonra gelen fiil ing eki alır. Fancy joining us? Bize katılmak ister misin? Fancy going to Jack's barbecue party. Jack'in mangal partisine gitmeye ne dersin? Burada iki tane fiil kullandık. Join ve go. Fancy ile kullandığımız için joining ve going şeklinde kullandık. Dördüncü soru kalıbımız let's. Ardından fiil hiçbir ek almadan getirilir. Let's hadi anlamına gelir. Örneklerle bakalım. Let's swim. Hadi yüzelim. Let's plan a slumber party. Hadi pijama partisi planlayalım. Let's visit our grandparents. Hadi büyük anne babamızı ziyaret edelim. Let'ten sonra fiili gördüğünüz gibi swim, plan, visit yalın haliyle getirdik. Bir sonraki kalıbımız shall we. I ve we özneliğiyle birlikte kullanılır. Birlikte kullanılan fiile hiçbir ek getirilmez. Shall we go for a walk? Yürüyüşe gidelim mi? Shall I bring some music CDs? Birkaç müzik CD'si getireyim mi? Shall we help our mom? Annemize yardım edelim mi? Gördüğünüz gibi şerden sonra we ve ay öznelerini getirdik. Sonrasında ise fiilleri yalın halleriyle kullandık. Bu gördüğümüz kalıplarla birini bir yere davet edebilir ya da herhangi bir teklifte bulunabilirsiniz. Sonrasında accepting ifadelerimiz, kabul etme ifadelerimiz Refusing ise reddetme ifadelerimiz. Onları kullanarak bu sorulara cevap verebilirsiniz. Şimdi gelelim bir sonraki konumuza. Quantifiers, İngilizce miktar belirleyiciler. Any, hiç anlamına gelir. Soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde kullanılır. Sayılamayan ve sayılabilen çoğul isimlerle birlikte kullanılır. Örneklerle bakalım. Did you add any salt? Hiç tuz ekledin mi? There isn't any milk in the fridge. Buzdolabında hiç süt yok. There aren't any children at the park. Parkta hiç çocuk yok. Emily doesn't want any coffee. Emily hiç kahve istemiyor. Gördüğümüz gibi en iyi hem soru hem de negatif cümlelerde kullandık. Eniden sonrası isimleri getirdik. Bir sonraki miktar belirleyicimize bakalım. Few, a few. Her ikisi de sayılabilen çoğul isimlerle olumlu olumsuz cümlelerde, soru cümlelerinde kullanılabilirler. Anlam yönünden ikisi arasında kullanım farklılığı vardır. A few birkaç anlamına gelirken belirtilen şeyin miktarının az ama yeterli olduğuna vurgu yapar. Few ise çok az demektir ve yok denecek kadar az, oldukça az gibi bir anlam katar. Örneklerle bakalım. There are a few cars in the street. Sokakta birkaç araba var. Can you buy a few bananas? Birkaç muz satın alabilir misin? I have few books. Çok az kitabım var. Çok az kitaba sahibim. Few people can answer this question. Çok az insan bu soruya cevap verebilir. A few birkaç anlamına gelir. Few ise çok az anlamına gelir. Bir sonraki miktar belirleyicimiz little, a little. Her ikisi de sayılamayan isimlerle olumlu olumsuz cümlelerde soru cümlelerinde kullanılabilirler. Anlam yönünden ikisi arasında kullanım farklılığı vardır. A little biraz anlamına gelir. Little ise yok derece kadar az, neredeyse hiç, oldukça az anlamında kullanılır. Few birkaç anlamına geliyordu. A little ise biraz anlamına geliyordu bakın. There is a little honey in the jar. Kavanozda biraz bal var add a little salt Biraz tuz ekle. Ahmet has little time. Ahmet'in oldukça az zamanı var. Do you have little money? Çok az paran var mı? Burada a few ile a little arasındaki fark ne? A few sayılabilen isimlerle kullanılırken örneğin cars, bananas, books gibi. A little ve little ise sayılamayan isimlerle kullanılır honey, salt, time, money gibi. Bir sonraki miktar belirleyicimiz lots of, a lot of. Sayılabilen çoğul isimlerle ve sayılamayan tekil isimlerle kullanılırlar. Olumlu, olumsuz cümlelerle ve soru cümleleriyle birlikte kullanılabilirler. Her ikisi de çok, birçok anlamına gelir. Lots of, a lot of ifadesine göre daha resmi olmayan bir kullanımdır. Did you eat lots of candies? Sen çok şeker yedin mi? Teachers have got lots of things to do. Öğretmenlerin yapacak çok şeyi vardır. There are a lot of museums in Istanbul. İstanbul'da çok müze vardır. My son doesn't eat a lot of fruits. Oğlum çok meyve yemez. Bir diğer miktar belirleyicimiz ise many. Sayılabilen çoğul isimlerle olumlu olumsuz cümlelerde ve Soru cümlelerinde kullanılır. Çok, pek çok anlamına gelir. Many people died in the war. Savaşta çok kişi öldü. Shakespeare wrote many plays. Shakespeare pek çok oyun yazdı. There are many children at the park. Parkta çok çocuk var. I don't have many pencils. Çok kalemim yok. Çok kaleme sahip değilim. Burada bakın meniden sonra hep sayılabilen isimler geldi. People, place, children, pencils. Gelelim bir diğer miktar belirleyicimize. Some. Sayılamayan ve sayılabilen isimlerle soru cümlelerinde ve olumlu cümlelerde kullanılır. Sayılamayan isimlerle kullanıldığında biraz, sayılabilen isimlerle kullanıldığında birkaç anlamına gelir örneklerle bakalım. I need some money. Biraz paraya ihtiyacım var. He drinks some milk before sleep. O uykudan önce biraz süt içer. Give me some advice. Bana biraz tavsiye ver. Some students prefer studying at night. Bazı öğrenciler geceleri ders çalışmayı tercih eder. Burada some'dan sonra money, milk, advice, students hem sayılabilen hem de sayılamayan isimleri görüyoruz sayılabilen isimlerin sonlarına S takısı eklemeyi unutmuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.